Matematik formülleri, sayısal hesaplamalar ve yabancı dil öğrenmekte güçlük mü çekiyorsunuz? Peki sebebini biliyor musunuz? Diskalkuli nedir? Hangi belirtilerle ortaya çıkar? Öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklara hangi müdahalelerde bulunulur? Aileler çocuklarını nasıl destekleyebilir? Eğitimci Doktor Ulviye Akın canlı yayında anlatıyor. Az sonra sağlıkla gülümse de. Sağlıkla Gülümse'ye hoş geldiniz efendim. Bugün iki tane çok özel konuğum var. Bir tanesi Amerika'dan bağlanacak bize. İlk konuğum Bursa'dan bağlanıyor. Canlı bağlantılarımız var. Doktor Ulviye Akın, eğitimci kendisi, tanıyorsunuz artık. Matematik ve yabancı dilde öğrenme güçlüğünden bahsedeceğiz. Eğitsel müdahale yöntemlerinden bahsedeceğiz. Ulviye Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Derya Hanım. Çok teşekkür ederim. Ne kadar güzel bir program gidiyor. Gerçekten ben de son anda bağlandım. Harika bir enerjiniz var. Çok çok teşekkür ediyorum Ulviye Hanım. Çok güzel konularınız var bugün. Gerçekten çok güzel bilgileneceğiz. Hemen direkt konularımıza girelim. Öğrenme güçlüğü, diskalkuli. Disleksi neydi? Diskalkuli ne? Onları da bir sizden öğrenelim. Nedir? Hangi alanlarda görülür? İkisinin farkından da bahsedelim yeri gelmişken. Tabii ki Derya Hanım. Öğrenme güçlüğü hep diyoruz biz, kapsayıcı bir tanı. Öğrenme güçlüğünün tanımını hatırlarsak temel psikolojik işlemlerde çocuklarımızın buna bağlı yaşadığı güçlükler okumada, yazmada, matematikte, temel düşünme becerilerinde sergiledikleri güçlükler olabilir. Şimdi unutmamamız gerekiyor ki öğrenme güçlüğü olan çocuklarımızın hepsi ortalama normal veya normal üstü zekaya sahipler. Birçoğu da yüksek potansiyel olabilirler. Ancak uygun öğretimsel ortamlar sağlandığı, etkili öğretim yapıldığı halde hala matematikte, okumada ya da yazmada temel becerilerde problem yaşıyorlarsa bu öğrencilerimiz öğrenme güçlüğünden bahsedilebilir. Disleksi çok yaygın Derya Hanım. Literatürde de uygulamalarda da yaklaşık %80'lik bir öğrenci grubundan bahsediyoruz. Disleksi okuma güçlüklerini işaret ederken diskalkuli öğrencilerimizin, çocuklarımızın sergilediği matematik problemlerine, matematikte yaşadıkları problemlere işaret etmektedir. Aynı zamanda disgrafi var. Yazmada yaşadıkları güçlükleri ifade etmekte. Bunun yanı sıra denge sorunları ve motor becerilerdeki problemler, dispraksi ve bazen konuşmadaki sıkıntılar da buna eşlik edebilir. Afazi diye temel bir öğrenme güçlüğü çatısı altında beşe ayırabiliriz. Biz bugün matematik güçlüklerinden bahsetmiş olacağız Derya Hanım. Evet, buna mı diyoruz biz diskalkuli? Matematikteki güçlüklere mi? Evet, matematikte bilişsel işlemlerde, bilişsel süreçlerde de eğer problem varsa, çocuklarımızın sayı algısı, sayı hissi tam olarak oturmadıysa, genel olarak çocuklarımızda şunu yakalarız Derya Hanım, anne bu büyük müydü, küçük müydü? 3 mü önce geliyordu, 5 mi önce geliyordu? Gibi sayı algısıyla ilgili problem yakaladığımızda, Derya Hanım sesim geliyor değil mi? Geliyor, bir donma var sadece şu anda. Buyurun siz devam edin, sadece dondu görüntü. Tamam. Doğru ve akıcı okumada problem, doğru ve akıcı matematiksel hesaplarda problem varsa, muhakeme becerilerinde, bunun gibi sayısal işlemlerde problem yaşıyorsa öğrencimiz, biz diskalkuliden, matematiksel güçlüklerden bahsedebiliriz. Belirtilerinden bahsetmek isterim aslında, ailelerimiz daha iyi tanısınlar diye. Evet, şu anda düzeldi. Rahat olun, çok güzel de görünüyorsunuz. İnternetten olabiliyor, kaynaklı olabiliyor bu şeyler, alıştık artık. Çok önemli bir şeyden bahsediyorsunuz. Şu şeyleri bir kere daha tekrar eder misiniz? Aileler, hani şu sayı hangisi büyüktü, hangisi küçüktü, orayı biraz açsanız çok bilgilendirici olur aileler için. Tabii ki. Derya Hanım, öncelikle matematiksel işlemlerde çocuklarımız sembollerde çarpma mıydı, böyle toplama mıydı?
çıkarma mı yapacağım, hangi işaret hangisiydi? Matematiksel sembollerde hep böyle bir teyit etme ihtiyacında olurlar. İşlem sırasında toplamayı mı önce yapacağım, çıkarmayı mı önce yapacağım? Kaç kez anlattım şeklinde ailelerimiz ya da öğretmenlerimiz yaklaşabilirler. Ama burada sıralı becerilerde problem yaşıyor olabilir öğrencimiz. Dolayısıyla da etkili bir diskalkülü müdahalesine ihtiyaç olabilir. Sağ ve solunu karıştırdıklarına şahit olabiliriz. Özellikle saat, zaman, hangi gündü, saat kaç, 14 dediğinde öğlen mi oluyor yoksa akşamüstü mü? Çünkü onların hepsi sayısal muhakeme gerektiren becerilerdir. Geometrik şekilleri karıştırabilirler. Üçgen hangisi, daire hangisi? En çok da anne babaların şikayeti bir türlü çarpım tablosunu öğretemedim şeklindedir. Çarpım tablosunu öğrenmekte, onları çarpma ve toplama ilişkisini kurmakta zorlanabilirler. Parmakla saydıklarına, yetişkin olduklarında bile çok şahit olabilirsiniz. Sürekli sıranın altında saklayarak ya da böyle arkasında parmakla sayma yaparlar. Hatalı para verme, para üstü alma, şimdi ne kadar verecektim, ha ben 30 lira verdim 50 lira mı alacağım gibi para işlemlerinde de zorlandıklarını görürüz. Ve bunun yanı sıra dikkatsizlikten kaynaklanan çok sık işlem hataları da yapabilirler. Bunlar bizim genelde ailelerimizin gözlemlediği ama bir türlü matematik öğrenemiyor diye öğretmenlerimizin de serzenişte bulunduğu belirtilerdir. Burada uyanık olmakta fayda var çünkü bu belirtiler bizim normal matematikten ziyade etkili bilişsel müdahaleleri de içeren bir diskalkülüye yönelik bir matematik müdahalesine ihtiyacımız olduğunu gösterebilir. Matematik öğrenme güçlüklerinin erken dönem belirtileri aslında biraz bahsettiniz bunlardan. O zaman şu soruya geçeyim ben. Diskalkülüyü öğrenme güçlüğü yaşayan bireyler günlük hayatta ne gibi problemlerle karşılaşıyorlar? Orada evet. Eksik bir şey varsa Derya onu da tamamlarız. Yetişkin olduklarında bile çok zaman bazen problem yaşayabilirler. Benim yetişkinlerle de çalışmalarımda gözlemlediğim şu, çok uzun süre çocukluktan itibaren okulda matematik becerisi de iyi olmak, yetkin olmak okul başarısında sizi çok öne taşıyor. Dolayısıyla da ya anlamıyor musun, neden hala parmak hesaplıyorsun gibi okul sürecinde sürekli eleştiriye maruz kaldıklarına şahit oluyoruz bu öğrencilerimizin. Akademik başarısızlık yaşayıp acaba diğer dersleri de yapamazsam gibi bir özgüven düşme, özgüven eksikliğiyle de karşı karşıya gelebiliriz. Çünkü stres kaynağı, sürekli parmakla sayma ama işlem sırasını görmedin mi gibi. Oysa ki burada daha yapıcı, çocukları destekleyici bir tutum sergilemek lazım. Aynı zamanda saati yetişkin olduklarında hiçbir yere yetişememe. O randevu 2'de ama çok uzak yerdeki bir yere yine 3'te randevu vermiş. Hay Allah, arası bir saat. Saatlerce geç kalabilir. Orada zamanlamada ciddi bir problem yaşıyor. Planlama becerisinde aslında. Bu da hani sürekli açıklama yapmalarını, ama ben öyle anlamıştım, ama bu böyleymiş şeklinde kendilerini böyle ifade etme ihtiyacı içinde olurlar ve gerçekten yorulurlar bu süreçten. Dolayısıyla da burada stratejik yaklaşımla destek almalarını öneririm ve ailelerimizin özellikle yapıcı bir şekilde desteklemelerini tavsiye ediyorum. Evet, aileler çok güzel bilgileniyorlar şu anda. Belki de gözden kaçan bir şeyi şu anda siz bize bir ufuk açıyorsunuz. Çok önemli anlattıklarınız. Peki matematik öğrenme güçlüğünde erken müdahalenin önemi? Evet. Derya Hanım, genelde Türkiye'de erken müdahale önleyici yaklaşımdan çok bahsediyoruz. Tüm dünyada da okuma ve matematik açısından çocukların temel becerileri olduğu için erken müdahale önleyici yaklaşım çok çok önemli. Fakat maalesef ki çok zaman artık iyice risk grubundan çıkmış, iyice başarısız olduktan sonra ya matematikte çok mu zorlanıyor acaba çocuğumuz diye aklımıza geliyor. Oysa ki biz eğitimde şunu ailelerimize tavsiye ediyoruz, eğitimcilerimize de: çocuklar artık iyice geride kalana kadar değil, risk belirtilerini
belirtilerini sergilemeye başladığı andan itibaren onları o alanlarda desteklersek hem onları duygusal ve sosyal olarak çok daha özgüveni yüksek, kendinden emin ve matematikte örselenmesini engellemiş oluruz. Çünkü matematik kaygısı da uzun yıllar boyunca yetişkinlik hayatında bile devam edebilen bir süreç. Bazen Derya'nın büyükler bile der, ben matematikten çok anlamam, babası daha iyi anlar. Ya da işte çok zorlanıyor. Şimdi burada belirtileri yakaladığımızda hemen o alanları yakalayıp yardımcı olursak, desteklersek çok daha etkili yönetiriz süreci. Yani bir anlamda da çok güzel süreçlerden geçiyoruz. Bu konularda bilgileniyoruz sizler sayenizde. Gerçekten önemli. Peki bu bilgilendirmeler, şimdi soruma tekrar döneceğim ama online yapılabiliyor mu? Yani biz böyle bir şeyi gördük. Size ya da uzmanlara online bağlanıp, hani canlı böyle bağlanıp internetten sorularımızı sorabiliyor muyuz? Benim çocukta şöyle şöyle bir şey var, acaba bu o mudur diyebiliyor muyuz? Veya gözlemlediğimiz şeylerde sizden bir destek alabiliyor muyuz? Bunu merak ediyorum. Tabii ki Derya Hanım, biz hem ailelerimize hem eğitimcilerimize hem sosyal medyadaki sürekli farkındalık çalışmalarımızla video destek ile destek oluyoruz. Hem de aynı zamanda bireysel bir destek ya da öneri ya da akıllı yazılımlarla oluşturduğumuz ve uluslararası bilimsel olarak da test edilen, çocuklarımızın müfredatlarına da uygun olan ve yetişkinlik döneminde 5-75 yaş arası bu sayısal muhakemeyi ve matematik becerilerini çalışabileceğimiz online çalışmalarımız mevcut. Ben burada yeter ki etkili ve bilim ışığında oluşturulmuş programları takip etmelerini öneriyorum ailelere. Özellikle Avrupa'da, Almanya ve İsviçre'de matematiksel beceri çok önemli vurgulanmakta ve dijital yazılım, akıllı programlar son derece etkili sonuçlar almakta. Hatta şöyle, diskalkuli olan çocuklarımız çok faydalanıyor ama onlar bizim sınıfımızın sigortası oluyor. Ya da tüm çocuklar çok faydalanıyor. Çünkü bireysel hızınızda gitmesi programın, özellikle dijital olduğunda, öğrencilerimizin gelişimini birebir takip edebildiğimiz için son derece etkili sonuçlar veriyoruz. Önemli olan ailelerimizin uyanık olup geç kalmaması Derya Hanım bu konularda. Çok güzel bilgiler Ulviye Hanım. Ulviye Akın Bursa'dan, Doktor Ulviye Akın. Gerçekten çok önemli, herkesin işine yarayacak bilgiler. Hani aileler bazı şeyleri seziyor da, ama nereye gitsek, ne yapsak, bu konuda nasıl bir önlem? 5-75 yaş demeniz de çok hoşuma gitti. Bu hayat boyu olan bir şey. Ve hayat boyu da çok lazım olan bir şey. Her konuda. Ki, yani bizim örgüde bile bu lazım oluyor. 72 yaşında bizim matematiksel muhakeme çalıştığımız, çünkü ticaretin çok içinde ve hafızayla birlikte dimağı çok iyi tutmak zinde kalmayı sağlıyor. Siz az önce çok güzel şeyler söylediniz. Yani bunun yaşı yok, yaşlanmıyorsunuz. Çünkü hayat boyu öğrenen kişi gerçekten kendini çok önemli şekilde desteklemiş oluyor. Yaşlanmıyor, zinde kalıyor, yeni öğretilerle birlikte hayatı yakalıyor. Özellikle şu anda dijitalleştiğimiz süreçte yaşımız kaç olursa olsun biz öğrenmeyi bırakmadığımız sürece genciz. Öğrenmeyi bırakırsak Süper. Biz 14 yaşında da yaşlı olabiliriz. Dolayısıyla da 72 yaşında matematiksel muhakeme ya da İngilizce öğrenen kişiler beni o kadar çok motive ediyorlar ki, yani sabaha kadar uyuyamıyorum. Onların heyecanlarını paylaşıyorum. Çünkü gerçekten öğrenmeye aşkla bağlı olmak matematik de öğretir, İngilizce de öğretir, Fransızca da öğretir. Hayatta kalmayı Süper. Öğretir öncelikle. Pandemi döneminde özellikle online süreçte uyum sağlayabilmek, hayatta kalabilmek ve yaşam becerilerimizi geliştirmek. Evet Ulviye Hanım, çok sorum var size soracağım. Hemen gidelim. Çok güzel şeyler anlatıyorsunuz. Öğrenmek bitmez diyorum ben. Benim felsefem öyle, öğrenmek hiç bitmez. Ama İngilizce dediniz. Aradan hemen onu aldım. İngilizce'de çok yaygın öğrenme problemleri. Ben bir yabancı dili öğrenemem diyenlere, hiç ben yapamadım yabancı dili diyenlere çok rastlıyoruz. Burada bu da bu problemden mi?
İngilizce öğrenme problemleri çok yaygın. Ya da başka lisan. Tüm dünyanın sorunu ama Türkiye'de özellikle İngilizce konuşabilmek oldukça büyük bir sorun. Derya Hanım, ben haftaya pazartesi günü size kintsugi tekniğiyle yapılmış bir tabak getireceğim. Ve stratejiler, bizim öğrenemediğimiz, zorlandığımız alanları eğer biz doğru etkili bilimsel stratejilerle desteklersek ne kadar değerli, ne kadar değerli hale getirebiliriz. Onunla ilgili sizi ziyaret etmek istiyorum. Çünkü bekliyorum. Şunu anlatmayı bir toparlarsak, çok önemsiyorum Derya Hanım. Toparlayalım. Bizim güçlüklerimiz olabilir, problemlerimiz olabilir ama biz bunların farkına varırsak ve başlarsak etkili bir şekilde o bizim gücümüz olmaya başlar. Çünkü güçlü yönlerimizi evet, daha fazla Hanım, kullanmaya başlarız. Maalesef. Burada süremiz doldu. Süremiz doldu, kusura bakmayın. Ama bu İngilizce konusundan haftaya alalım, konuyu götürelim. Tabii ki. Çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. Sağ olun. Çağımızın hastalığı panik atak ve stres tüm hayatınızı etkiliyor mu? Peki ne yapacaksınız? Anksiyete bozukluğunu tetikleyen durumlar hangileri? Panik atağı kontrol altına almak için alınabilecek altın kurallar neler? Aile içi şiddete maruz kalan birisi ne yapmalı? Uzman klinik psikolog Hatice Nilgün Kaliforniya'dan canlı yayınla anlatıyor. Az sonra sağlıkla gülümse de. Evet, şimdi konuğum Hatice Nilgün, uzman klinik psikolog, bize Amerika Birleşik Devletleri'nden yayınımıza bağlanıyor. Bakalım kendisine soralım. Hazır mı konuğumuz? Kaliforniya'da biliyorum ama dosyası istiyordum. Buyurun. Kaliforniya'da yaşıyor uzmanımız. Evet. Kaliforniya'da, Kaliforniya internetine takıldık galiba. Hazır mı? Buyurun, buyurun. Merhabalar. Merhabalar Derya Hanım. Nasılsınız? Sizi erkenden kaldırdık galiba. Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler de harika görünüyorsunuz. Siz de öyle. Saat kaç şu anda orada? Şu an 6'ya gelmek üzere. Erken sabah kalkan erken yol üzere alır. Güzel, harikasınız. Süper, çok teşekkür ediyoruz bir yayınımıza bağlandığınız için. Şimdi gerçekten çok önemli bir konu. İçinden geçtiğimiz şu süreçte de panik ataktan bahsedeceğiz. Panik atakta tedavi yöntemleri ve aile içi şiddete çözüm yollarından bahsedeceğiz. Nasıl, sizin bulunduğunuz çevrede şeyler var mı? Şu anda zorluklar var mı? Aslına bakarsanız yani koronavirüsünden dolayı zorluklardan bahsediyorsunuz, evet, değil mi? Ondan bahsediyorum. Zorluklar var mı? Olaylar var mı? Yani psikolojik anlamda var, nasılsınız? Ondan soruyorum. Bir zencinin bir polis tarafından şiddete maruz kalarak öldürmesiyle Afrikalı, Amerikalı, başlayan evet, olaylar zinciri var. Onun dışında da korona biliyorsunuz burada da oldukça yaygın. Evet. Bayağı Amerika'nın gündemi yoğun. Evet, bayağı yoğun. Şimdi korku ve kaygı panik atağı ya da panik bozukluğu tetikliyor mu? Biz bütün çevremizde bu olaylar olurken, bir virüs yaşanırken, başka şeyler olurken korku ve kaygı duyuyoruz. Peki bu panik atağı nasıl etkiliyor Hatice Hanım? Derya Hanımcığım, şimdi korkularımızı ve kaygılarımızı biz ikiye ayırıyoruz. Birincisi gerçekçi, realistik korkularımız, yani bir sebebe bağlı korkularımız. Bir de tamamen bilinçaltımızdan kaynaklanan, yani bizim elimizde olmayan şeyleri kontrol etme isteğimizden kaynaklanan bir sürü sayısız korku ve kaygılarımız var. Yani eğer ki... Şimdi korku ve kaygının sebebi aslında nedir? Vücuda verilen bir alarmdır. Bir tehdit durumunda vücudun kendini savunmak ve hayatta kalmak için meydana gelen bir duygudur, değil mi? Ama aynı zamanda biz
Binlerce ihtimali gözümüzün önüne getirip bunların hepsi de birer ihtimal deyip bunları canlandırıp bunların gerçekleşme ihtimalini gözümüzün önünde büyütür ve sürekli bunlarla yaşarsak bunlar bilinçaltımıza sanki tıpkı gerçekmiş gibi mesajlar verirler ve işte panik atak dediğimiz şey bu şekilde ortaya çıkar. Evet. Ancak tabii ki yani şu anda olağanüstü haller yaşıyoruz dünyada koronavirüsü gibi. Ancak bize düşen şey tedbirlerimizi almaktır. Tedbirlerimizi aldıktan sonra gerçekçi olan korku nedir? Başımıza gelme riskinin çok çok olmasıdır. Başımıza gelse de zaten tedavi oranı çok yüksektir. Kronik bir rahatsızlığınız yoksa zaten koronadan ölmüyorsunuz. Yani dolayısıyla gerçekçi kaygılarımızla yüzleşip onları kendimize hatırlatıp gerçekçi olmayan yüzlerce, milyonlarca ihtimal olan o kaygılara mercekle bakıp gözümüzde büyütmemeliyiz. Evet, güzel bir yaklaşım aslında. Hani önlemleri almak bu anlamda önemli. Mantıklı düşünmek ama bazen öyle bir oluyoruz ki mantıklı düşünemiyoruz. Böyle ay öyle mi olacak, böyle mi olacak bir endişe, kaygı bizi o anda çok aşağıya çekebiliyor. Bazen daha ciddi durumlar olabiliyor. Peki panik atak ve panik bozukluk nasıl ortaya çıkıyor? Vücuttaki belirtileri nedir? Şu benim söylediklerimin dışında başka neler olabiliyor Hatice Hanım? Dediğim gibi yani panik atan baştan şöyle bir başlayalım isterseniz. Yaşadığımız korkular, kaygılar, acılar, travmalar bunlar birikiyor. İçimizde birikiyor, bilinçaltımızda birikiyor. Bunlar hiçbir yere biz atmadığımız sürece gitmiyorlar. Belirli bir noktaya geldiklerinde tıpkı şey gibi düşünün. Bir çöp poşetine çöpleri dolduruyorsunuz. Biriktiğinde onları kaldırıp atmanız gerekiyor değil mi? Boşaltmanız gerekiyor. Çöpe atmanız gerekiyor. Aynen bilinçaltımızda bu şekilde, vücudumuzda bu şekilde. Biriken korku, kaygı, acı, travmalarımızı eğer ki biz boşaltmazsak, eğer ki onları atmazsak, eğer ki onları sürekli yaşıyorsak bilinçaltımız bir noktada diyor ki evet gerçekten bir tehdit var. Sen her an bir tehditle yaşıyorsun diyor ve bu noktada beyni harekete geçiriyor. Beyni harekete geçirdiği andan itibaren beyin diyor ki bir tehlike var. Yani sen bir şeyle yüzleşeceksin ve bu senin hani canına mal olacak bir şey olacak. O yüzden nabzı hızlandırıyor. Kalp atışımız çok çok hızlanıyor. Nefes alışverişimiz çok çok hızlanıyor. El ve ayaklarımızda terleme, soğuk titremeler, üşümeler meydana geliyor. Karnımızda bir ağrı, bir sancı meydana gelebiliyor. Baş ağrısı meydana gelebiliyor. Zaten ilk panik atağı yaşayan birçok insan soluğu acilde almıştır. Kalp krizi geçiriyorum ya da ben ölüyorum diyerekten. Oysa bunlar sadece bilinçaltımızın bize oynadığı bir oyunun senaryosudur, meydana çıkışıdır. Peki bu durumda neler öneriyorsunuz? Ne yapmamız lazım? Hani öyle bir ana geldik. Endişeyi değersizleştirmek doğru bir yöntem mi? Endişeyi değersizleştirmek derken şöyle bir şey var. Elbette bu çok önemli bir durumdur. Bu çok ciddi bir durum. Yani asla ve asla ihmal edeceğiniz, kendiliğinden geçecek bir durum değil. Ancak bilmeniz gereken şey panik atak geçirirken gerçekten ölmüyorsunuz. Dünyada bugüne kadar panik ataktan ölmüş hiçbir insan yok. Bunu bilmeniz gerekiyor. Ölmeyeceksiniz. Ancak ben şu an panik atak geçiriyorum. Bu yaşadıklarımın sadece zihnimin bana bir oyunu, şu anda bana sadece alarm veriyor, tehlike durumu veriyor. Oysa şu anda bir tehlike yok demeniz gerekiyor. Endişeyi minimuma indirmeniz gerekiyor. Kendinize bu şekilde telkinde bulunmanız gerekiyor. Evet, alınabilecek önlemler veya bir uzmandan ne zaman destek almalıyız? İki sorumu birleştirdim, buyurun. Tamam. İlk yaşadığımız andan itibaren bir uzmana başvurmalıyız. Çünkü ihmal edilecek bir konu değil. Bunlar kendi kendine geçecek korkular değil. Kendi başınıza başa çıkabileceğiniz korkular değil. Çoğu zaman ilaç desteğiyle başa çıkabileceğiniz korkular. Dediğimiz gibi bunlar bilinçaltında yılların belki birikimleri, kaygıları, acıları var orada. Yani onların çözülmesi gerekiyor. Onların vücuttan, beyinden, bilinçaltından atılması gerekiyor. İyileşmenin, bunlardan kurtulmanın tek yolu budur. Dolayısıyla bunu yaşar yaşamaz lütfen ihmal etmeyin ve bir uzman desteğine başvurun. Bu noktada da tedavilerde neler yapabilirsiniz?
yapıyoruz. Tedavilerde en iyi yöntem, insanlar ilaç kullanmayı çok sevmeseler de biz ilaç artı psikoterapinin en uygun yöntem olduğunu şu an görüyoruz bilimsel olarak. Bu noktada da ilaç beyninizin bozulan kimyasını düzenlerken psikoterapide gerçekten bunun altında yatan sebepler ne? Oradaki acılarınız, korkularınız, endişelerinizin sebepleri ne deyip bunlarla sağlıklı bir şekilde nasıl yüzleşebilirsiniz? Bunları nasıl dışarı çıkartıp da bilinçaltınızdan dışarıya atabilirsiniz ve kurtulabilirsiniz yollarına bakıyor. Ve oldukça başarılı sonuçlar veriyor. Yani tedavisi tamamen mümkün. Tamamen panik atak bir hayat yaşamanız mümkün. Evet, bir şey soracağım. Şimdi aile içi şiddete geçeceğim de. Mesela online'siz tedaviler, mesela ta oradan Türkiye'de ya da atıyorum Almanya'da birisiyle böyle karşılıklı görüşmeler yaparak tedavi yapabiliyor musunuz? Dünya bir küçüldü diyorlar ya, herhalde bu o. Çok doğru Derya Hanımcığım. Evet, kesinlikle tedavi için aynı muayenehaneye geldiğiniz gibi gerekli olan sizi yüz yüze görmemiz ve karşılıklı konuşmamız. Çünkü sadece telefonda değil, yani canlı görüşmeler sağlıyoruz ki beden dilinizi de okumamız lazım. Bunları da değerlendirmemiz gerekiyor ama inanılmaz başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Yani şu an çok fazla dünyanın çok her önemli yerinden tedavisini sürdürdüğüm danışanım var ve oldukça başarılı sonuçlar veriyor. Yani oldukça yaygın ve giderek de yaygınlaşacak online galiba, terapi. Galiba. Şimdi şu aile içi şiddet hangi durumlarda nasıl ortaya çıkıyor? Hangi davranışlar aile içi şiddeti kapsıyor? Bunları nasıl değerlendirmeliyiz? Şu süreci de göz önünde bulundurarak şöyle bize bir şey çizseniz. Çizelim. Evet. Birincisi, kendi kişiliğinize, onurunuza, haysiyetinize, kalbinize, ruhunuza, gönlünüze zarar veren her şey şiddettir. Şiddet sadece tokat değildir, şiddet sadece dayak değildir. Sizi kıran, zedeleyen, ruhunuzda yaralar bırakan, kalbinizi hasar bırakan her şey şiddettir. Dolayısıyla bunlar duygusal şiddettir, bunlar psikolojik şiddettir. Eğer karşınızdaki insan beni bırakırsan, ben işte sana para vermeyeceğim, şöyle zor durumda kalırsın, böyle zor durumda kalırsın diyorsa bu ekonomik şiddettir. Dolayısıyla eğer ki siz cinsel olarak onunla birlikte olmak istemediğiniz halde sizi cinsel bir birlikteliğe zorluyorsa bu cinsel şiddettir. Yani sadece şiddeti lütfen ve lütfen, yani işte bana vurdu, tokat attı ya da dövdü olarak algılamayın. Çünkü psikolojik şiddet, duygusal şiddet çok daha fazla hasar bırakır. Evet, eşine şiddet uygulayan bir erkeğin psikolojisi nasıldır? Hangi duygularla neden şiddete başvuruluyor? Bazen de tam tersi durumlar da olabiliyor. Buyurun. Evet, biz bunu sadece kadın erkek olarak ayırmıyoruz. Çünkü hani yani bu biraz şey bir tanım olur. Bence ama de. Türkiye geneline baktığımızda Türkiye'de biraz daha erkek egemen bir toplumda yaşadığımız için ve maalesef birçok örf adetimiz ve geleneğimiz erkeğin şiddetini daha kabul gördüğü için bu şekilde daha yaygınlaşıyor. Ancak şiddetin her türünün altında öfke vardır. Öfkenin altında da hazmedilememiş duygular vardır. Öfkenin altında travmalar vardır. Yani bir insanın çocukluğundan beri yaşadığı travmalar vardır, acılar vardır. Şiddetin altında iletişimsizlik vardır. Doğru iletişim kuramamak vardır. Şiddetin içerisinde narsist bir insanla beraber olmak vardır. Ne yaparsanız yapın sizi asla anlayamayacaktır örneğin narsist insanlar. Ne verirseniz verin tatmin edemeyeceksinizdir. Yani ömrünüzü verseniz, yanınızı verseniz yine tatmin edemeyeceksinizdir. Dolayısıyla yanlış insanlarla yapılmış evliliklerde şiddetin ve evet, erkeğin şiddete başvurmasının sebeplerinden birkaçıdır. Evet, şiddet kabul görmüyor, onu söyleyeyim. Hiçbir şekilde kabul görmüyor. Artık Türkiye'de de hiç kabul görmeyen bir konu. Her türlü şiddet. Bu sevindirici bir şey ama maalesef yine pek çok şey duyuyoruz. Aile içi şiddeti sadece fiziksel olarak değerlendirmemek gerekir mi? Bunu soracağım size. Psikolojik ve ekonomik şiddete dair neler söylersiniz?
Az önce de bahsettiğim gibi sizin kişiliğinizi, onurunuzu zedeleyen, gururunuzu kıran, cesaretinizi kıran her şey şiddettir. Dolayısıyla bir kadın olarak asla ve asla buna izin vermemeniz gerekiyor. Tabii ki bir erkek olarak da izin vermemeniz gerekiyor. Yani biz dünyaya bireysel olarak geldik. Kocamızdan önce de, karımızdan önce de vardık. Onlardan sonra da var olacağız. Bunu bilmemiz gerekiyor. Hayatımızın merkezinde biz varız. Hayatımızın merkezinde bir başkası olamaz. Öncelikle her zaman merkeze kendimizi koyacağız. Sonrasında asla ve asla çaresiz değiliz. Bunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Birçok kadın gerçekten kendinin çok çaresiz olduğunu düşünüyor. Gidecek kapısı olmadığını düşünüyor. Ama emin olun, şunları bilmesi gerekiyorlar. Yaşadıkları hiçbir zorluk, şiddete maruz kalarak o evin içinde yaşamaktan daha kötü değildir. Bu konuda cesur olun. Tabii ki biz hani hemen kapıyı çarpın gidin demiyoruz ama kendinizi geliştirin. Kişisel gelişim kitapları okuyun, uzmanları dinleyin. Maruz kaldığınız şiddetin size zarar vermesine izin vermeyin. Yoksa bunun hasarları çok daha büyük olacak. Sonrasında tamir etmesi çok daha zor olacak. Kendinize güvenin. Karşınızdaki insan sizi ne kadar kırarsa kırsın, ne kadar incitirse incitsin. Evet. Merkeze kendinizi koyduğunuz sürece siz varsınız ve var olacaksınız. Varlığınız bir başkasının varlığına bağlı olmayacak. O yüzden lütfen ve lütfen sizi ne kadar kırarlarsa kırsınlar, kendinize güvenin, kendinize inanın, okuyun, araştırın, ekonomik gücünüzü kazanmaya çalışın ve çocuklarınıza çok 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 iyi davranın. Bu durumda kendimizi aşmamız lazım. Çok güzel anlatıyorsunuz Hatice Nilgün. Gerçekten çok farklı bir şekilde anlattınız bugün konuları. Çok güzel şeyler alıyorum söylediklerinizin içinden. Peki şunu soracağım. Ruh halimizi nasıl etkiliyor falan, bunu aşağı yukarı anladık konuştuklarınızdan, ama şurada çok önemli bir soru var. Kadınlar genelde kol kırılır yen içinde kalır mantığıyla, özellikle Türk toplumunda veya dünyada da bazı topluluklarda bunu düşünüyorlar. Kadınlara neler önerirsiniz bu cümleden, bu anlayıştan kurtulmak için? Kol kırılıp gen içinde kalmaz. Çok gen içinde kalınca nasıl çok dedik bugün konuşmamıza başlarken, işte panik atak olurlar, anksiyete bozukluğu olurlar, depresyona girerler. O içeride kalmıyor. Derya Hanım, yaşadığımız hiçbir acı, çektiğimiz hiçbir şey bizde kalmıyor. Aldığımız nefesi bile geri veriyoruz biz insan olarak. Ki düşünün, yaşadığımız zorluklar, sıkıntılar bizde kalamaz. Onlar mutlaka bir şekilde dışarı çıkacaktır. Eğer ki biz bunu ifade ederek, yeri geldiğinde hayır diyerek, cesur olarak, kendi ayaklarımızın üzerinde durarak buna Hatice engel Hanım, olmazsak bunlar nasıl dışarı çıkacaklar? Ruhsal bozukluklar olarak Hatice dışarı Hanım, çıkacaklar. Toparlarsak bunlar nasıl doldu. Dışarı çıkacaklar? Bir sürü fiziksel hastalıklar olarak dışarı çıkacaklar. O yüzden lütfen ve lütfen bunlara maruz kalmadan önce süper lütfen bilgiler. Teşekkür ediyorum. Inanın, Hatice güvenin. Hanım, süremiz doldu. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz güzel bilgiler için. Ben çok teşekkür ederim. İyiliklerle kalın lütfen. Sağ olun. Evet, programımız burada bitti. Maalesef süre el vermedi ama çok güzel bir yaklaşım biçimi getirdi Hatice Hanım'ı. Hatice Nilgün uzman klinik psikolog. Kendisiyle belki bağlantı kurmak isteyebilirsiniz. Sizler de iyilikle kalın efendim. Bugün de programımızın sonuna geldik. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın.